Güldürüyor insanı. Büyücü müyücü bir şeyler anlattı durdu. Yok babasına küsmüş, yok gezen adam gelmiş. Oo, hele bir melek varmış gibi melek. Kızının anası melek. Dünya bir yanaymış da o melek bir yanaymış. Dünyasını başına yıkmışlar galiba. Melek. Allah'ım, Allah'ım, canım Allah'ım. Benim bir istirhamım, isteğim, duam var da. Eğer meleklerin benim annemi cennette bulabilir mi acaba? Hani eğer meleklerin elleri varsa elleriyle, eğer yoksa kanatlarıyla benim annemi cennette bulup onun gözyaşlarını acaba silebilirler mi kanatlarıyla? Annem benim yüzümden, çünkü Allah'ım çok ağladı. Çok gözlerinden yaşlar geldi benim yüzümden oldu. Allah'ım melekleri onun gözyaşlarını silsin. Cennette onu bulsunlar. Pamuklara sarsın. Yani... Baba? Yok, ben yapmadım ben. Tamam baba, sakin ol, ne yapmadın ki? Şey yapmam, sitare çiçeği yani sıkmadım fazla anlamında söyledim ben. Ha. Dua ediyordum da ben. Tamam baba, duydum ben, ama sen niye öyle babaanneme? Dua ettim ben de öyle içimden şey oldu da. Zeynep, hadi geç kalıyorum. Baba bak, İpek çağırıyor seni, hadi geç kalacaksın. Tamam, ben ona yetişirim de sen bak bir bakayım bana. Baba? Acaba babam şimdi bakmasam olur mu? Sen gitsen de gelsen de ben sonra bakarım belki. Bakarım yani, bakabilirim. Tamam babacığım, tamam. Ben şimdi gideceğim ama ben senin duanı duydum. Sen ne zaman konuşmak istersen ben de o zaman konuşmak istiyorum, tamam mı? Tamam. O zaman ben gidiyorum. Hayırlı işler. Tak tak Allah'ım. Al tak tak tak, ben geldim yine ben. Benim bir isteğim, dur duam daha olacaktı da Allah'ım. Benim kızım var ya, Zeyno hiç üzülmesin Allah'ım. Hiçbir zaman onun gözlerinden yaşlar akmasın. Hiçbir zaman hep gülsün. O eğer o üzülecekse ben üzüleyim, bana gelsin. Hiç üzülmesin Allah'ım. Sen onu iyi insanlarla karşılaştır. İnşallah, amin. Amin. Ona gelmesin, bana gelsin, bana gelsin. Bana gelsin, ben diye çekerim bütün üzüntüleri içime. Of. Oturmuyorsan İstanbul'da oturuyorum demeyeceksin. Ay. Vallahi iyi yere kapak atmışsın Sitareciğim. Burada daha iyisi var. Kahve getirmiştim size, içmemişsiniz. Var mı başka isteğiniz? Doruk Bey. Anlamadım.
Ya öyle demek istemedim tabii. Doruk Bey ne zaman gelir acaba? Ben bilemiyorum kendisinin saatini. Belli ki Sitare Hanım gelmeyecek. O zaman ben daha sonra tekrar uğrarım. Ben sizi geçireyim. Ay. Yalı da başka bir şey gerçekten. Ay. Kahvaltınıza dokunmamışsınız. Birazdan kapı çalacak. Evde yok. Peki efendim. Ay Allah'ım bana da nasip et ne olur. Oldu oldu oldu. Amin amin amin. Sitare Somer'e bakmıştım ben. Sitare Hanım az önce çıktı efendim. Ah, hay aksi o kadar da erken çıkmıştım halbuki. Peki oğlu buralarda mı? Hayır, hayır efendim. Eşi? Eşi de rahatsızlandı, istirahatte. Ah, tatlım ben yabancı değilim. Müjgan ben. Bir kahvenizi içmeden gitmeyeyim. Melek! 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 Heh, tamam oğlum, tamam. Tamam, tamam. Pastayı da yiyeceğiz, tamam mı? Ama seni merak ettik be oğlum. Sabah sabah çektin gittin, bizi kandırdın. Ya, yakıştı mı sana? Sen bizi böyle kandırır mıydın oğlum? Hadi, hadi. Hadi tamam gel. Gel sen gel tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Hadi oğlum. Hadi. Hadi. Gördün mü bak? Kızım abini. Hı? Sabah sabah bizi kandırdı. Çekmiş gitmiş. Koşa koşa o kadının evine. Ya bu kadın, bu büyücü kadın bizim oğlana yani yalan söylemeyi bile öğretti. Yani ben sabır diyorum, sabır diyorum. Yani ben artık kızmayacağım diyorum. Yine kızıyorum. Yine kızıyorum üstelik ben kendim üzülüyorum. Kızım bir bak bakayım sen bana. Ha baba. Neyin var senin ya? Dünden beri ha? Fevziye mi sıkıldın yine? Yok baba yok ne Fevzisi yok. E gel bakayım gel. Gel otur şöyle. Hazır kimse yok gel. Konuşalım anlat bakayım bana ne oldu kızım. Şey falan mı bozuldun sen? Ne var bunda be kızım ne yapalım? Ya sen tatlı canını üzme ya. İş bu. Valla bir iş gider bir iş gelir. Yeni bir kapı bulursun be kızım. Hem ben. Babam. Ha yok yok. İş falan değil bu değil mi? Sen. Ya kızım. Hadi beni korkutma ya. De anlat şunu. Baba. Ben o iblisi gördüm. Meleği gördüm ben baba. Aa, yok artık. Sen yangından sonra kocayı da gömdükten sonra iyice tırlattın yani Sitare. Bana bak artık acıdan mı travmadan mı bilmiyorum ama senin hastalığının tedavisi ben değilim. Benimle uğraşarak atlatamazsın bu hastalığı tamam mı? Bak
Muhtemelen o gerizekalı beni gördü, birine benzetti. Sen de hemen hop diye atladın bu meseleye. Gerçekten delirmişsiniz. Ver şu kredi kartımı da ben gideyim artık. Yani kapının kenarından gördüğün Kadir'in zihinsel engelli olduğunu nasıl da şıp diye anladın Melek'ciğim? Müjgan, meleği kullanmıyorum. Ne kadardır kullanmıyorsun? Onları terk ettiğinden beri mi? Şu kartımı verir misin artık? İşe yarıyor mu bu kart ya? Ha? Bence pek yaramıyor. Sabah bir iki kişiyle seni kaynattım da. Bayağı enteresan bir tablo çıktı ortaya. Gırtlağına kadar borca batmışsın. Güzellik salonundan kuaföre. Borç takmadığın kimse kalmamış. Hatta siteye bile aidat borcum varmış. Sen aidat borcuma kadar beni mi araştırdın? Hem de o gerizekalı Kadir için, öyle mi? İsteyince ne kadar hızlı kavruyorsun Melek'ciğim. Bence sen gel otur buraya. Bana şu Kadir'le hikayenizi anlatmaya başla. Tabii eğer sana yardım etmemi istiyorsan. Ben sana bir şeyler anlatacağım. Ama bir şeyi çok merak ediyorum Sitare. Ya sen ve Kadir, ya Allah aşkına nasıl olabilir? Yani siz aynı sokakta yan yana yürüseniz sen Kadir'e dönüp bakmazsın bile. Şimdi aynı evde oturup çay kahve içiyorsunuz, öyle mi? Sen de bu kadar aşağıladığın adamdan çocuk yaptın yani. Bak. Bende düğün fotoğrafınız bile var. Gerçi eski görümcen kelleni uçurmuş ama. Bak. Bak. Çek şunu gözümün önünden Allah aşkına. Şimdi sen bana sorduğun soruya cevap ver bakalım. Sen ve Kadir. Nasıl oldu da? Sen bu adamla evlenip çocuk yaptın. Bana tecavüz etti. Ne? Biliyordum baba, biliyordum. Benim rahmetli anam bile bunların iftirasına katlanamadı da kızım, o illete yakalandı. Kızım sus artık, sus. Sus gözünü seveyim, sus artık. Ya sus artık, sus. Susacağım zaten, susacağım. O iftiraya bile susa susa yerimizden yurdumuzdan olduk biz. Zaten ne konuşacağım bu saatten sonra baba ya? Ne konuşacağım ben bu saatten? Allah biliyor benim şuradaki isyanımı. Melek de melek dedi, melek de melek dedi senin o saf oğlum ya. O iftiralara bile bana mısın demedi ya. Bak kaç sene oldu baba. Zeynep 20 yaşını bitiriyor. O iblisin yaptıklarına bir tane kötü söz söylemedi. Ben nasıl isyan etmeyeyim ya? Nasıl? Nasıl isyan etmeyeyim ben? Efendim Zeyno, çöp bulmam lazım. Elimdekini çöpe atacağım ben. Tamam baba. Starla onlar bekliyor seni, hadi. Aa, hastane mi geldi? Tamam. Kimle geldi? Kaç kişiler ki? Ay vallahi ben hiç sevmiyorum öyle iyi aile çocuklarını takip etmeyi. Hep senin gibi asi çocukları tıklıyorum. Star Hanım'ın arkadaşı burada baba. Hadi onunla da tanışırsın. Vay, bize misafir mi getirmiş? Babam mamaları vermiş kediye. Geliyor. Gelsin kahramanım.
Ay ya siz ne minnoş bir çift olmuşsunuz böyle ya. Çok fazla badire atlattınız ama maşallah çok iyi gördüm ikinizi de. Burada durmayalım, babam gelecek zaten. İçeri geçelim hadi. Aa yok yok yok, ben hiç geçmeyeyim, böyle yerler basıyor bana. Şey yani basıyor derken bende klostrofobi var. Yani böyle 2+1 dar yerlere giremiyorum. Duvarlar üstüme üstüme geliyor gibi hissediyorum ondan. Ya şımarıklıktan değil, sakın yanlış anlamayın. Böyle alerjik bir reaksiyon gibi. Hayatım, senin alerjin daha fazla azmadan istiyorsan yola çık. Ne dersin? Doğru söylüyorsun hayatım. Ben çıkayım çünkü trafik de basıyor bana, biliyor musunuz? Aa bu arada bakarken dolduracaksın, unutma. Nasıl? Ya diyorum ki bu kadar tıklanıyorsun, bir ev kredisine falan gir. Kurtar kendini buralardan. Bak sana yemin ediyorum buralar basar. Gayet iyi bilirim. Hadi görüşürüz. Zeynep. Sare Hanımları buyur etsene kızım. Tamam hala, bir dakika. Ay, vallahi varoş alerjisi bu. Sara Hanım. Kadir. Sara Hanım. Oh, merhaba. Merhaba. Çok şükür, Allah'a şükürler olsun, siz hayattasınız. Sen beni kurtardın Kadir. Hı. Sen kurtardın, sen olmasaydın. Ama ben şey, cezalandım, kurtaramadım. Tutamadım onu, çekemedim, yapamadım. Çok üzgünüm ben bunun için. Sen benim hayatımı kurtardın. Hayatımı kurtardın Kadir. Sen olmasaydın... Bir şey söyleyeyim mi? Pardon, Jessica hakkında. Ben sinirinden çıkarken meleği gördüm. Melek, meleği kesin gördüm abi. Kesin. Ya Jessica belki de kurtulmuş olabilirmiş. Elleriniz daha iyi mi? İyileşiyorum. Allah'ım, gezen adam annemin yanına geldi ya. Annem onu cenneti... Ben de kime söylüyorum Allah'ım? Tabii sen biliyorsun, gezen adam buraya geldi de... Ben bir daha gideyim dedim hani. Annem ona cenneti gezdirsin. Gezen adam dünyayı gördü ya, cenneti de görsün inşallah. Allah'ım amin inşallah. Maşallah, bismillah. Hadi bakalım. Bismillah, bakalım yarın neler olacak. Allah'ım çok özür diliyorum ama unuttum, bir tane daha var da. Bunu çok istiyorum ama ben şimdi büyücüye söyledim ya, meleği gördüm hani, söyledim ya. Allah'ım büyücü bana meleği getirsin, tamam mı? Büyücü bana meleği getirsin. Amin, 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 amin. 1000 kere, 100 kere, 40 bin kere, amin. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Uf. Bana getirsin meleği, büyücü getirsin. Amin, 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 amin. Bir Kur'an çarpsın ki. Bir tane daha var. Ama onu söylemeyeceğim. Sonra. Yalan söylüyorsun. Yalan söyle, üstünden akıyor. Vallahi ben bu konuyu tam 21 sene önce kapattım. Yani senin bana inanıp inanmaman hiç umurumda değil. O garibanın bana bunu yaptığına inanmıyorsan o senin problemin. Garibana ha? Sana bir şey söyleyeyim mi Melek'ciğim? Hiçbir kadın, ama hiçbir kadın tecavüzcüsüne gariban demez. Diyemez. Korkunç bir iftira ya. Korkunç yani. İğrençsin. Midemi bulandırıyorsun. Ah. Ay senin miden o kadar hassas mı? Ah canım. Hiç belli etmiyorsun. Ayrıca sana ne? Niye ilgileniyorsun bu kadar bu Allah'ın garibanıyla?
Ha? Eve çağırmalar, misafircilik oynamalar falan. Sen neyin peşindesin Stare? O iftira attığın adam benim hayatımı kurtardı. O yüzden kafan birazcık çalışıyorsa bana gerçeği anlatırsın. Oo. Demek yalıya da girip çıkıyordu ha? Olaylar şimdi daha da enteresan bir hale almaya başladı. Demek ona can borcun var. Ben de yoksa o borcun ilk taksidi miyim diyeceğim. Ama değil. Eğer öyle olsaydı şu an Kadir de burada olurdu. Ama sen bizim karşılaşmamızı istemedin. Sen benim Kadir'i görmemi istedin. Sen beni yakalamak istedin. Her şeyi benim anlatmamı istedin. Ya ben nasıl bir saçmalığın içindeyim? Nasıl bir manyaklık yaşıyorum ben ya? Amacın ne senin Stare? Aptal oynamadığında beynine nasıl da oksijen gidiyor? Hı? Korktum senden. Artık beni daha yakından tanıdığına göre anlatsan iyi olur Stareciğim. Neyin peşindesin sen? Yerinde olsam neyin peşinde olduğumu hiç düşünmezdim. Ucu sana değen bir şeylerin peşine düştüğüme şükrederdim. Eğer şu kadarcık kafan çalışıyorsa bana soru sormazsın, cevap verirsin. Çünkü sana para kazandıracak olan şey soruların değil, cevapların. Ben Bursa'da büyüdüm biliyorsun. Bir at çiftliğimiz vardı bizim. Orada büyüdük. Kadir'le beraber mi büyüdünüz? Yani öyle sayılır. Onlar ailecek bizim yanımızda çalışıyorlardı. Müştemilatta kalıyorlardı. Annesi harika bir aşçıydı. Çok güzel mantılar yapardı. Babası da park ve bahçelerden emekliydi. Biz de bahçıvanlık yapıyordu. Atlarla da o ilgileniyordu. Ay, bir de kız kardeşi vardı. Uyuz, Türkan. Ay, benim eskilerim giyerdi. Ah, Kadir de bildiğin Kadir işte. Klasik hikaye işte. Müştemilat çocuğu çiftlik sahibinin güzeller güzeli kızını apayı yakar. Ama bizimkinden bir yeşilçam aşkı çıkmaz. Çünkü bizim fakir ama gururlu gencimiz geri zekalıdır. Zavallı Kadir. Öyle hayran hayran. Ağzı açık bakardı işte bana. Ay ciddiye bile almazdım tabii. Nazlı. En fazla bir makas alıp iki dalgım geçip giderdim. Beni mi izliyorsun sen? Gördüm gördüm, beni izliyordun. Hadi görüşürüz. Sonra zaten üniversiteyi kazandım. Kendine dikkat et. Anneciğim. O gece. Hayatım kaymadan önce İstanbul'da okuyordum ben. O zaman böyle elini sallasan özel üniversiteye çarpmıyor tabii. Okulum falan yıkılıyor. Babam da batık değil tabii. Oh, para akıyor da akıyor. Çok havalıyım. Popülerim. Özgürüm. Çiftliğe de işte mecburen ayda bir iki babama yalakalık olsun diye geliyorum. Bazen kankilerimi getiriyorum tabii.
Kadir de yazık. Beni her gördüğünde ilk kez görüyormuş gibi ağzı açık bakardı öyle. Bakın şimdi. Adını Kadir. Bile karıştırırdım bazen. Kadir. Kadri derdim. Ay hemen heyecan yapardı. Hani? Hani? Kim Kadri? Kadir ben. Kadir. Bakın şimdi. Ne desen ya? Gülerdi o zaten öyle evet. Aptal aptal. Nasıl? Ay, ne fena değil ben mi? Ben de teşekkür ederim. Fısı bassa ne hoş adam aslında. Hele o zaman gençken. Ay İstanbul'dan gelen kankilerim. Ay kim bu derlerdi hemen. Ben de fırlamalık olsun diye bir şey söylemezdim. Kendileri anlasın diye çağırıp maymun ederdim bunu. Kızların o baygın bakışlarının yok oluşunu izlerdim. Ay o suratların haline öyle gülerdim ki. Ben güldükçe bizim keko da gülerdi. Beni özledin mi? Maskot gibi bir şeydi zaten çiftlikte. Dalga geçtiğimizi bile anlamazdı garibi. Biz ona gülerdik. O bizimle birlikte gülerdi. Hal böyle olunca da dalga geçmenin bir anlamı kalmıyor tabii. Ay sen gülüyorsun, o gülüyor. Ne anladım ben bu işten? Yani garibimi maymun edip böyle karşılıklı kahkaha atmamızla kalıyorduk. Yani o maymun ettiğin, sen gülünce gülen keko sana tecavüz etti öyle mi? Buna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Nişan günümdü. Nişan gününde mi tecavüz etti sana Kadir? Nişan günüm olmam mı yani şaşırttı seni bu kadar? Biliyor musun? Ben çok yalancı gördüm. Kendim de çok yalan söyledim çok. Gözümü bile kırpmadan, sesim bile titremeden. Ama senin gibisini görmedim. Ne Kadir'miş Allah aşkına. Ya madem senin için Kadir bu kadar önemli. Niye beni bulduğunu söylemedin ona ha? Nerede senin içindeki Kadir sevgisi? O zaman şöyle söyleyeyim. Sevdiklerimi bir tek ben harcarım. Başkasını harcatmam. Ay, ben sabaha kadar Kadir'i harcasam ne olur acaba? Ben sadece para harcarım. Anladın mı? Ve şu an benim neyim yok? Param yok. Ve bence parayı görmeden yeterince konuştum. O yüzden bundan sonra devamını görmeden daha fazla konuşmuyorum. Bu bir. İkincisi, sana hiçbir şey ispat etmek zorunda değilim. Eğer bana inanmıyorsan o keko kahramanına sorabilirsin. Aklı yeterse anlatır sana. Ve üç, ki bu en önemlisi, asla ve asla ne Kadir'i ne de onun o ağlak zırtlak yedi sülalesini hayatımın kenarında bile görmek istemiyorum. Asla bana yaklaşmayacaklar. Anladın mı? Şimdi yarın kartlarımın blokesi kalkar diye düşünüyorum. Ve devamını anlatmak üzere seni bekliyorum. Bir dakika, bir dakika. Melek. Müşgan. Kızını merak etmiyor musun? Aa. Kız mıymış? Aynı annem. Aynı. Su ne güzel bir şey değil mi? Sitane çiçeği. İçmesi de, bakması da. İçine girmesi de. Ha sonra ne oldu biliyor musun? Sonra Türkan birdenbire hiç böyle filmlerdeki gibi yani birdenbire beklenmedik şeyler yapmaya başladı. Hiç beklemezsin yani. Türkan nasıl bağırıyordu, nasıl bağırıyordu Zeynep biliyor musun? Neredeyse Zeynep'in ağzını çitiledi, çitiliyordu. Çimdikledi biliyor musun? Çok acıdı Zeynep'in. Ben o yüzden Türküsüm yani. Ben... Oğlum. Babuşko ne güzel bir gün değil mi Sade Çiçeği? Hiç abiyle kardeş arasında küslük olur mu be oğlum? He? Sen söylemez miydin? Ben hiç kimseye küs kalamıyorum diye. Yahu sen o nimetle bile barıştın da gezmelere doyamadım. Sen kendi öz kardeşinle mi barışmayacaksın oğlum? Ama baba nimet bana yaptı. Ya. Türkan öyle yapmadı ki. Türkan Zeynep'e yaptı. Neler yaptı? Görmedin mi? Ağzını cimcirdi ya. Kadir. Senin Zeynep'inse benim de Zeynep'im ya. Zeynep benim elime doğdu. Önce rahmetli annem sonra da ben baktık büyüttük ona. Sadece biz doğurmadık. Biz emzirmedik. Anladın mı?
Tövbe tövbe ya. Herhalde siz doğurmayacaksınız onu. Allah Allah ya. Onun annesi doğurdu benim. Melekim doğurdu Zeyno'mu ya. Hala meleğim diyor ya. Evet. Kadir keşke senin kuşu kadar aklın olsaydı ya. Türkan. Başlama yine be. Kadir. Hı? Biz melek hakkında kötü bir söz söylediğimizde sen çok üzülüyorsun yani. Hı hı. Sen onu çok sevdiğinden üzülüyorsun değil mi? Can, biliyor musun? Çok... Çok sevdiğim için. İnsan kıyamıyor değil mi sevdiğini? Bilmiyorum. Kadir, peki... Melek sana nasıl kıydı? Hı, abicim? Nasıl kıydı Melek sana? Hı? Hatırla. O geceyi hatırla. Ne laflar, ne küfürler değdi sana o gece. Türkan, susabilir misin acaba? Ben sustum Kadir. Ben sustum da o koca çiftlik, koca Bursa. Seni tecavüzcü diye lince ederken sustum o Kadir. Demesen acaba o lafı olur mu Türkan? Demesen o lafı. Ben mi dedim Kadir? Ben mi dedim, melek mi dedi? Irz düşmanı şerefsiz, tecavüzcü ahlaksız. Sapık herif. Irz düşmanı şeref, seni ahlaksız Allah adam. Sapık herif. Tecavüzcü. Irz düşmanı namussuz. Sapık herif. Sadece bir laf mı? Bir küfür mü değdi sana o gece? Tekmeler. Sapık herif. Kaptar. Tecavüzcü. Sopa değdi sana Kadir, sopa. Sapık herif. Irz düşmanına. Tecavüzcü. Sapık herif. İsmail Bey bir şey yap. Bir şey yap, öldürecekler oğlunu. Irz düşmanı şerefsiz. Yeter, yeter, yeter. Ya Kadir Efendi, sen hala o meleğe küsme. Gel Türkan'a küs. Baba. Barışalım mı Türkan? İster misin? Ben sana çok küsüm Kadir. Çok küsüm ben sana. O vicdansıza melek diyorsun ya hala. Ben sana çok küsüm. Ben de diyorum ki... Acaba... Barışabilir miyiz? Diyorum yani. Barıştık zaten abi. Barıştık biz. Da söylesen bana. Sen Melek'i sevdin ya. Melek de seni sevdi mi? Nasıl?